Evet, bu da bizim öksüz. Arkadaşlar sizinle bunu tanıştıracağım bugün. Hadi videomuza geçelim. Ne istiyorsun? Beni seviyorsun. Arkadaşlar bu şekilde sevgisini dile getiriyor. İfade ediyor. Gel, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Böyle uyuyalım mı? Ha? Bakın. Görüyorsunuz. Hayvan sevgisi. Maşallah. Maşallah oğluma. Seviyor. Beni seviyor. Seviyor, seviyor. Gel, 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 gel. Selamun aleyküm değerli dostlar, güzel insanlar. Bugün sizlere oğlum öksüzü tanıştırmak istiyorum. Tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde hayatına devam etmeyi sürdürüyor. Rahat dur lan. Arkadaşlar bakabilirsiniz. Dur 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 dur. Dur lan. Şimdi bu kuş hasta değil arkadaşlar. Aslında hasta değil. Gördüğünüz şekilde. Bu yavru bak gördüğünüz şekilde benden yem istiyor. Ne istiyor? He? Ne istiyor? Yem istiyor. Arkadaşlar şunun kafasına bakar mısınız? Şimdi bu kuş kör de değil, hasta da değil. Fakat bu küçükken, daha şöyle yumruk kadarken, etken yuvadan düşmüştü. Başka yuvaya girince de bunun kafasına vura 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 geldim. Yani bu hale koymuşlar. Ben de kıyamadım. Kendi ellerimle büyüttüm. Annesi babası bile bunu terk etti. Yani bakmadı artık, çünkü kafası öyle olunca yabancı bir kuş olarak görmeye başladı. Ben de buna kıyamadım. Çünkü en has damarlarından, şunlardan olduğu için arkadaşlar. Size bir tanesini göstereyim. Şunun yavrusu. Tepeli. Tabii bazen böyle düz atıyor. Düştün, düştün. Gel, gel, gel. Gel oğlum. Şunu alalım. Ay, 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 ay. Gel lan. Nereye girdin? Hava bu arada çok sıcak arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde. Şöyle göstereyim biraz size. Arkadaşlar. Bu şekilde hayatına devam ediyor. Tabii bunun gözlerinin gördüğüne ben umut ediyorum. Gözleri görüyor. Yani bir gözü sağlam da diğeri bilmiyorum artık, görüyor mu? Arkadaşlar hayvan sevgisi böyle bir şey olsa gerek. Şöyle düşünüyorum. Şimdi çoğu kuşçular kendi emelleri için, kendi yani emel derken arkadaşlar zevk için bir hayvanın oynamadığı zaman veya kötü olduğu zaman veya hasta olduğu zaman kuşun kafasını yani koparabiliyorlar. Bilmiyorum, ben bir kuş tamamen hasta ise eğer ki kurtuluşu yoksa, ben o kuşu kurtarmak için keserim. Nasıl keserim arkadaşlar? Yani
başka türlü yani zevkim için, kuş oynamadığı için ya da veya beni dinlemediği için veya istediğim gibi çıkmadığı için o cana kıyamam. Ama eğer ki umudu yoksa elindeki yani hastalığından eğer bir çare yoksa o zaman kuşu başkalarına da bulaştırmaması için veya kurtulması için o zaman kesebilirsiniz arkadaşlar. Başka türlü zor. Şimdi ben bu öksüzü bak beni ne kadar seviyor. Seviyor. Ben bu öksüzü bak yemek istiyor arkadaşlar. Ben bu öksüzü kendi ellerimle büyüttüm. Beni gördüğünde kur diyor, çağırıyor. Yemek istiyor şimdi. Hı? Yemek istiyor. İnsanları seviyor. Diğer şeylerin yanına attığım zaman, diğer güvercinlerin yanına gittiği zaman onları da dövüyor. Dövüyor. Bak yemek istiyor. Yemek, sana yemek getireyim. He? Öksüz. Arkadaşlar demek istedim ne? Biliyor musunuz? Bizleri yaratan, seni, beni, herkesi yaratan Allah ne diyor? Sizler yerdekilere merhamet edin. Gök halkı da sizlere merhamet etsin arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Hayvanları sevmeyen insanları sevemez diye düşünüyorum. Zaten başlık olarak da bunu atacağım. Yıkamak mı gerekiyor? Terbiyesiz. He? Ne istiyorsun? Ben sana biraz yem getireyim. Ha, kuş aç değil arkadaşlar. Yani ben kuşu aç bırakmışım diye değil. Bunun huyu böyle. Karnı tok olsa bile beni annesi bildiği için benden yemek istiyor. Arkadaşlar kafası 3 ay 2 aydır bu hale geldi. Yani kapandı. Fakat gözleri üzerindeki o perde inmediği için gözü sulanıyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Kendini yıkıyor. Ne yapıyor lan? Ha? Bugünlerde de kudurmuş. Kudurmuş illa bir sevgili istiyor. Sevgili de yanına koyduğum zaman dövüyor. Rahat durmuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Ha, ben bunu seviyorum. Kıyamadım kesmeye. Çünkü hasta değil. Yemini yiyor şu an. Ben biraz yem getireceğim buna. Evet. Bunlar da birinci kümesimdeki şeyler arkadaşlar. Ha, bir de şunu söyleyeyim. Değerli dostlar, güzel insanlar. Ben dün bir video atmıştım. Abone olanlara 5 çift bu kuşlardan vereceğiz inşallah. İlgi ve alakanızdan dolayı arkadaşlar herkese ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilgi oldu. Hadi oğlum biraz ye. Bismillah. Hadi. Herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abone oldum yazan herkese inşallah çekilişe katılacaktır. Bazı arkadaşlar yazmış ben Suriyeliyim, işte ben falan yerdeyim falan filan olabilir mi? Arkadaşlar benim için ırkın hiçbir önemi yok. Yeter ki insan olsun. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Irkçılık yapan bizden değildir. Hiç kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Üstünlük kimdedir arkadaşlar? İnsan olandadır. Benim için insanlık önemlidir. Bunu da söyleyeyim. İster Suriyeli olsun, ister Iraklı olsun, kim olursa olsun ben verdiğim sözümün arkasındayım. Abone oldum yazan herkese, herkes bu yarışmaya veya çekilişe katılacaktır. Tabii ki abone oldum da diye yazıp olmayan insanlar da görüyoruz. Çünkü bize mail geliyor arkadaşlar. Biz maile göre maildeki abone olan kişileri ele alacağız yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Olay bu.
Çünkü şimdi ben abone oldum diye yazıp abone olmayan bir insan eğer ki çekilişe de girse, tabii ona da can feda, sorun değil de ona da hediye yollarız. O öyle yani herkes şimdi kendine yakışanı yapabilir. Önemli olan insanın insana yakışanı yapabilmesidir. Bunu da herkes beceremez. Fakat böyle latife yapan insanlar da olabiliyor. Gönül ister ki onları da sevindirelim. Ama şu var, mesela gerçekten abone olan insanların hakkına girmiş gibi bir şey oluyor. Anlatabiliyor muyum değerli dostlar, güzel insan? Düştün. Oğlum gel. Sen niye böylesin? Arkadaşlar ben şunu bir dökeyim. Gel. Ne oldu? Arkadaşlar bu 3 aylık. 3 ay değil de 2-2,5 aylık bir kuş. Tabii benim has damarlarım yine. Önüne bak, o önüne bakmıyor ki. Evet, ne diyordum değerli dostlar, güzel insanlar. Bir insan eğer ki başkalarını aldatıyorsa onların hakkına girmiş sayılıyor. Çünkü gerçekten abone olan insanlar çekilişe girecek. Tabii olmayanlar da girmiş o zaman oluyor. Yani tabii o onların şey yapması biraz zor da. Çünkü ben şeye bakıyorum. Yani bize mail geliyor abone olanlar için. Ben sadece orayı kale alacağım. Yani tamam, abone yazdım deyip de o videonun altına bir de mailden kontrol ediyoruz arkadaşlar. Çünkü başkalarının hakkına girilmesine ben müsaade etmem. Çünkü çekiliş yapılacak. Belki de başkasına çıkacaktı. Anlatabiliyor muyum? O şekilde herkes ferah olsun. Herkes gönlünü rahat tutsun inşallah. Evet, öksüz. Bu da benim öksüzüm arkadaşlar. Öksüz. Benimle biraz oyna lan. Benimle oyna bir lan. Arkadaşlar bak. Bir hayvan bile sevgiyi anlayabiliyor. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Halbuki yem önünde ama beni seviyor. Beni seviyor. Yemek istiyor. Yemek orada. Bak. Sen ne istiyorsun? Şimdi arkadaşlar bu öksüzü diğerlerinin yanına atalım mı? Bir bakalım tepkisi ne olacak. Gel. Elime gel. Aferin. Gel. Tamam. Öksüz. Gel oğlum. Erkek kendisi. Şuraya bir bırakalım. Tamam. Böyle duracaksın. Arkadaşlar ben bunu ayrı besliyordum burada. Diğerler kafasına vurmasın diye. Tabii yanına başkasını koyduğum zaman onlarla dövüşüyor. Şimdi bakalım tepkisi ne olacak. Arkadaşlar şimdi diğerleri yabancı kuş gördüğü zaman böyle öterler. O da erkek ya. O da ötüyor. Ya harika bir şey ya. O da ötüyor. Yani ilk kez kuşların yanına koyuyoruz böyle. Tepkisine bakıyoruz arkadaşlar. Öksüz. Arkadaşlar şu an benim için en değerli kuş bu. Niye? Oyun olarak değil. Damar olarak da değil. Yani onu geçtim. Ama öyle bir bağımız var ki bununla. Samimi söylüyorum. Çok seviyorum. Şimdi izine gideceğim. Aklım bu kuşta kalacak. İnanın böyle. Niye? Acaba bizim çocuklar benim gibi bakabilir mi? İlgi gösterebilir mi? Çünkü bu hayvan ilgi isteyen bir hayvan. Annesinden babasından öyle bir ilgi görmedi. Küçük yaşta başına gelen kalmadı. Yuvasından düştü. Başka yuvaya da girmiş. Kafasını paramparça etmişlerdi. Ölmemişti tabii. Ben o günden beri kendim besledim bunu. Kendim baktım buna. Sizinle paylaşayım dedim.
Tabi umarım ki sizler de beğenmişsinizdir. Kuş çirkin değil arkadaşlar. Sadece bir kazaya kurban gitmiştir. Hasta da değil, öyle bulaşıcı bir hastalığı da yok. Yiyor, geziyor. Bu şekilde değerli dostlar, güzel insanlar. Diğer kuşları da biraz çıkartalım. Arkadaşlar bakın, sizlere şunu da gösterebilirim. Mesela benim hediye edeceğim kuşlar. O ırklardan size vereceğim ya arkadaşlar. Bakın. Onlar da kepez atıyor. Arap kepez. Görüyor musunuz arkadaşlar? Harika renk. Mesela beyaz kepezli. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlardan hediye edeceğim. Kendi beslediğim kuşlardan. Abone olursanız sevinirim. Like atarsanız. Bize destek verirseniz Allah razı olsun kardeşlerim. Sizler bizleri sevindirdiniz. Bizler de sizleri sevindirmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. İlgi ve alakanızdan dolayı. Evet, şunları da biraz yanına götürelim. Bizim öksüzü. Öksüz. Kaçıyor. Seni dövecekler. He? Bunlar kim diyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Tepkiye bakın. Öksüz. Kerataya bak. Onlar ötüyor ya. Şimdi normal yavruların yanına attığımız zaman bu rahat durmuyor. Böyle ötüyor. Şimdi büyükleri görünce kaçmaya çalışıyor. Korkak. Ötlek. Öksüz. Gelecek misin? Gel gel gel. Seni dövecekler. Gel gel gel. Gel. Gel gel gel. Bak. Bakın arkadaşlar bana gelecek. Gel. Gel gel gel. Gel. Hadi. Hadi gel. Gel. Burayı sevdi. Normalde elim üstüne gelir arkadaşlar. Ama şu an bu kuşlar arkadaşlar sevmiş. Ama arkadaşlar onu beğenmiyor. Bir de arkadaşlar bir kuşun başı açıldığında bunu da bilgi olarak sunmak istiyorum. Başı açılan kuşu direkt ayırın. Yoksa öldürürler diğer kuşlar. Başa, şimdi bunu başkalarının yani büyük kümesi atsam kesin o yara olan yeri kesin açmaya çalışacaklar ve bunu da öldürürler yani. 2 dakikada yani bir gün içinde ölür bu. Anlatabiliyor muyum? Çünkü diğer kuşlara çok değişik geliyor. Onun için eğer bir kuşun kafasına biraz vurmuşlarsa direkt ayırın. Yoksa öldürürler. Bunu da sizinle paylaşayım. Evet değerli dostlar, güzel insanlar. Bugünlükte güzel bir video. Video demeyeyim de bazı arkadaşlar niye video diyorsun, video demiyorsun. Arkadaşlar şimdi benim yaşadığım yerde ben çocukken geldiğim için burada videoya video diyorlar. Biz de öyle alışmışız. Suçu lisan ettiysek de affola inşallah. Evet, öksüz. Öksüz. Gel gel. Gel gel. Gel bir gel. Gel gel gel. Gel gel. İki gözü de görüyor, görüyorsunuz değil mi? Gel gel gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Gelsene lan. Öksüz. Hadi. Gel gel gel. Normalde de böyle yaptığımda geliyor. Şimdi arkadaşları var. Tabi arkadaşlar o gözün üzerindeki perde gözün üzerine gelmediği için habire zavallının gözü sulanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun yapılacağı bir şey yok yani. Sadece kapanmasını bekleyeceğiz. İnşallah iyileşir. Ben kesme taraftarı değilim. Bazıları bilmem boynunu kopartıyor falan filan. Arkadaşlar kuş zevkine yani senin nefsinin uğruna, istek ve arzuların uğruna kafası kesilmez. Bu kuşların da vebali vardır. Onu söyleyeyim ya. Bunlar bizim kölemiz değil. Evet değerli dostlar, güzel insanlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın.
Selamünaleyküm ebeden ve daiman.